Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan, yanmada derman buldu bu gönlüm. Pervane gibi, pervane gibi, şemine aşkın yandı bu gönlüm. Efendim, incir çekirdeğinde, böyle bir güzel bayram gününde sizlerle beraber olmaktan biz bahtiyarız. Bayramınız mübarek olsun. Bayram biraz hüzünlü geldi bu yıl. Biraz etrafımızda, biraz kendi içimizde. Biraz da belki ruhlarımızda hüzün var. Bu hüzünle bayram ediyoruz. Hüzün ki bayramın içerisinde biraz bulunmasında her zaman lezzet vardır. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Emin Işık. Tabii ki bayramı en güzel kimlerle konuşabiliriz dediğimizde birkaç isimden birisi. Ve dolayısıyla bugün biz bahtiyarız. Bugün iyi ki teşrif ettiniz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. İncir Çekirdeği'nin bu özel programında her zamanki gibi yine değerli dostum Haluk Dursun, bendeniz İskender Pala, Ezgi Köker uduyla ve sesiyle, Halil Karaduman kanunuyla ve sesiyle bizlerle beraber. Efendim, İncir Çekirdeği başladı. Hocam, bayram. Önce isterseniz kelimenin etimolojisinden girelim işe. Ne dersiniz? Olur. Bezmiram. Fena olmaz. Evet. Buyurun hocam. Bayram herhalde oradan geliyor değil evet, mi? Evet, Türkçe'ye Farsça'dan girdiği söyleniyor. Fakat bir rivayette de Türkçe'den Farsça'ya girdiği, yani bayramı onlar bezmiram olarak anlamışlar. Bezmiram işte şenlik meclisi. Manasına şen meclisi. Ram olunan. Evet. Bez zaten meclis demektir. Ram da işte ona yani kendini veren, mest olunan manasına Farsça'dan girdiği söyleniyor. Ama bir takım bayramların yani kelime olarak değil ama mesela şey olarak, gelenek olarak Farsça'dan Türkçe'ye geçti. Mesela Nevruz bayramının Farsça'dan Türklere, hatta Araplara da oradan geçtiği. Çünkü Peygamber Efendimiz Medine'ye teşrif ettiğinin ertesi senesi, bu Medine'deki halk, yani bir kısmı Müslüman olmuş, bir kısmı henüz daha Müslüman olmamış. Onlar bu iki tane bayram yapıyorlar. Birine işte şey diyor, Nevruz bayramı 21 Mart'ta kutlanıyor ki o geceyle gündüzün bir oldu. Artık kışın bitip bilhassa güney memleketlerde kış çoktan bitmiş oluyor. Mesela güneyde bizim Hatay'da kış Şubat'la beraber biter. Halbuki burada kuzeyde Şubat henüz kışın en sert olduğu günlerdir iklim olarak. O bakımdan yeni bir gün demektir. Yani yeni sene başlıyor ve doğru bir tespittir. Yani o tarihte yanlış değildir. Yani eğer 21 Mart'tan bahara 21 Mart geceyle gündüzün bir olduğu bahara geçiş manasını olursa her şey yeniden diriliyor, tabiat canlanıyor falan. Mesela biz onu şimdiki 1 Ocak'ta göremiyoruz öyle bir canlanmayı. Kışın tam ortasında en karanlık yerinde sana yılbaşı diyorlar. Yılbaşı, Nevruz daha doğru bir tespittir eğer iklimleri, mevsimleri düşünecek olursak. Tabiatın bayramı. Tabiatın bayramı, tabiata. Evet. Biz tabiattan uzaklaştıkça bayramları da uzaklaştırıyoruz. Tabiatı yaşadığımız zaman bayramlar da tabiatın içinde oluyor. Yani hayata uymuş oluyoruz. O bakımdan bu Nevruz bayramımızdan hocam büyük şehirlerde oturanlar şu anda alınmış durumdalar. Alınsınlar. Çünkü ben doğruyu söyleyeyim de isteyen alınsın. Çünkü tabiatla bağlarımız o kadar çok uzun zamandır koptu ki bu tabiatla bağlarımızın kopmasından dolayı bir takım ilişkilerimiz bile mekanikleşmeye başladı. Katmanlaşmaya başladı. Evet, köşelenmeye başladı. Biz gerçek hayat yaşamıyoruz. Bayramı bunun dışında yaşamamız gerekiyor. Gerçek hayat yaşamıyoruz. Sanal bir hayat kurmuşuz kendimize, hayali. Ve betonların arasında, beton yığınlarının arasında hepsi medeniyet eseri diye dediğimiz şeyler, hepsi insan uydurması, uydurukça şeyler ve onlarla teselli oluyor. Yani plastik oyuncaklar var ya, plastik oyuncaklarla nasıl çocuklar oynayıp teselli buluyorsa biz de işte bu şehir hayatı içerisinde böyle plastik bir dünyanın içinde plastik bir hayat yaşıyoruz. Gerçek bu.
Şimdi yine de elhamdülillah hocam. Elhamdülillah. Yani Boğaziçi var hiç olmazsa değil mi? Estağfurullah. Gayriden bulmaz teselli. Evet. Şurada bir şeker var. Evet. Ben size şeker ikram edeceğim. Şeker bayramı diyoruz bir de. Yani bu şeker bayramı meselesini de bir istersen. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bütün bayramlarımız arada şeker da size vereceğiz. Yani size şeker vermedik diye düşünmeyin. Bütün bayramlarınız şeker gibi tatlı olsun efendim. Bütün milletimizin bayramı da inşallah şeker i̇nşallah. Gibi olur. Peygamber Efendimiz orada kalmıştık. Diyor ki bu birincisi işte Nevruz Bayramı. İkincisi de Mihrican dedikleri. İşte can kelimesi mihri, can bedeli manasına mı geliyor? İşte o manaya bir şey herhalde. Bu da bağ bozumu, işte hurmaların toplanıp harmanlandığı bir zamana rast geliyor. Bu bütün eski kültürlerde var zaten, işte bağ bozumu bayramı diyor. Festivaller, karnavallar vesaire. Bütün pagan toplumları. Evet, bütün şeyler. Ama bu bir nimete şükürdür. Yani bu şey hasat zamanının sonrasında mesela böyle bir bayram yapmak, işte o senenin Allah'ın verdiği nimetlere şükür manası. Çok da şey bir şey değil. Kötü. Ama Yunan'da da Dionysos vardı aynı tabii, şey. Hepsinde var, hepsinde var. Mesela tabiatımızda bayram var. Var. Bayram tabiatımızda var. Evet. Evet. Tabiatta da bayram var. Bizim İnsanın tabiatında da bayram var. Her nimet şükrü gerektirir. Her güzel şeyden sonra da bir bayram sevinci yaşamak lazım. Mesela kelebek ışığı gördüğü zaman onun bayramı ışığa kavuşmaktır herhalde. Ölümü pahasına dahi kendini alevin içine atıyor. Belki o ölüm dünyanın en güzel ölümüdür yani aşk ile şevkine. Okunan türküde ne güzel söylüyor. Pervaneleyin. O böcek şehit oluyor değil mi öyle? Tabii. Aşk şehidi oldu. Aşk şehidi oldu. Verir canun seri döne. Pervane evet. Dönerek can vermiş oldu. Can verir. Şimdi yani onun bayramı o. Evet. Şebi Arus. Aslan mesela geyiği yakaladığı zaman bir de yavruları varsa dişi aslan. Onlara böyle kan doyurduğu zaman şöyle bir ayaklarını uzatıp güneşin altında bir yatması vardır ki dünyanın en mutlu hayvanı herhalde. İşte karnı doyuruyor. Belgesellerin en güzel yavrularını sahnesi. Da işte emiklerini yavrularını da doyuruyor. Böyle bir seriliyor kendini atıyor, gevşiyor böyle. O da bir bayram sevincidir. Yani yavrum ceylanı olan oldu yani, gitti hocam. Tabii Allah onu onun kısmeti tabii, olarak tabii, yaratmıştır tabii. Ama şimdi. Şeker dedik. Bayramın adına şeker diyoruz Arif bugün. Arif Nihat Hoca'nın Allah rahmet eylesin onu da bu vesileyle anmış oluyoruz. O diyor ki işte herkes sevinir geldi şeker bayramı diye. Bilmez ki şeker değil şükür bayramıdır diyor. Çünkü şeker kelimesiyle şükür kelimesi aynı yazılır. Osmanlı harfleriyle aynı yazılır. Aynı hiç şey etmez. Yani hiçbir farkı yoktu. Şin, kaf, ra. Şükür. Bu şeker de okunur, şükür de okunur. Hatta şükür diye Arap şükür der. Biz şükür diyoruz ama her türlü okunmaya müsait. Yani 30 günlük Ramazan orucunu tutuyoruz. Ve bu Ramazan'dan sonra bir şükür babında bayram yapıyoruz. Bu bize bir sevinç. İyili fıtır. Sürur. Yani, sürur. Yani onun için seviniyoruz. Onun için güzelliklerle beraber oluyoruz. Onun için hediyeleşiyoruz. Söyle söyleyin. Zaten dinimiz o gün oruç tutmayı yasaklıyor. Evet. Bütün mezheplerde, Hanefi'de, Şafii'de, Maliki'de, Hanbeli'de, bütün Sünni mezheplerde, hatta Sünni olmayan mezheplerde, hatta şey dürzilerle bizim aramızdaki müşterek olan tek nokta, iki üç noktadan bir tanesi de aynı günde bayram yapmamızdır. Adam orucu dediğini, yani dürzü işte kendi mezhepleri var falan var ama onlar bayramı şey arıyorlar, beraber yapıyoruz. Hı hı. Yani bu bile onların bir İslam mezhebi olduğunu ispata yeter. Bizimle beraber bayram yapıyorlar. Hatta bir insan hiç oruç tutmasa, teravihe de gitmese, camiye de gitmese, arkadaşlarına dersek yahu bugün bayrammış be. Haydi veya biz toplanalım bir yerde bir yemek yiyelim, bir şey yapalım falan bir şey. O dahi onun imanına işaret eder. Çünkü oruç tutmuyor ama Müslümanın bayramına iştirak ediyor. Bayram sevinci. Bayramın gelmiş olması bile onun bayram yapması için bir vesile. Bir vesile. Yani onu yapması lazım. Yani bu önemli bir işte toplumun mesela. İnsicamını sağlıyor. Toplumda herkesi birbirine bayram heyecanıyla bağlayan şey oruç tutmuş tutmamış, namaz kılmış evet. Kılmamış. Evet. Keşke kılsa ve tutsa. Ama tutmadıysa da onunla bayramımız eşit, bayramımız ortak. Onun sevinci de bizim sevincimiz, onun hüznü de bizim hüznümüz olacaktır. Evet. Bayram hakkı mahfuz yani. Evet. Onun içinde evet. Saklı olarak duruyor. Evet. Bayramlar
Doğrusunu isterseniz çeşitli zaman dilimleri içerisinde özelleştirilmiş anlar. Mesela kimler unutuluyor? Mesela barışmalar daha çoğalıyor. İnsanların birbirleriyle olan küskünlükleri gideriliyor. Bu açıdan bakıldığında bir fırsat gibi insana. Yani Allah belirli bir zaman dilimini insanlar arasındaki sıcaklığı arttırmak için vesile kılmış. Bayram. Biraz buradan isterseniz. Ama sevinç zaten bizim gönlümüzü şey ediyor, yumuşatıyor. Yani sevinç, kin duygularını, o sert, haşin duyguları zaten yok etmek için. Yani mesela musiki. O bir neşe, musiki sevinci içerisinde. Aynı musikiden zevk alan şey insanlar. Böyle bir sevinç havası yaratıyor. O sevinç de bizim içimizdeki o kötü duyguları bir tarafa atıyor. En azından unutturuyor. Yahut en azından bastırıyor. Hı hı. Unutturmasa bile onun üstüne çıkıyor. Yani sevinç bir nevi gönlümüzü köpürtüyor diyeyim de o tortular altta kalıyor. O sevinç köpüğü yüze çıkınca en birbirine düşman gözüyle bakan insanlar bile birbirlerine yaklaşıyorlar. Bayramın zaten esas gayesi de odur. Yani birlikte işte namaz kılıyoruz, birlikte tekbir getiriyoruz, birlikte ev ziyaretleri yapıyoruz yahut da birlikte eğleniyoruz. Ben bu büyük şehirlerde işte dedim ya plastik hayatı yaşıyoruz falan diye. Zaten bu çağa ya beton çağı demek lazım. Hani mağara çağı, demir çağı falan var ya. Tunç devri. Tarihte tunç devri gibi. Ya beton devri yahut plastik devri demek lazım yani. Çünkü her şey plastik. O bakımdan o sazların şeyi bile plastik değil mi? Mesina şeyidir. Telleri. Yani işte yani canımız yandı işte. Evet Haluk'cum, sana söz istersen sen sözü Halil'e bir gönder. Çok. Ondan sonra seninle başlayalım. Eyvallah. Şimdi tabii Ramazan bayramı dini ağırlıklı bir bayram olduğunu unutmuyoruz. Yani o sevincin temelinde bir dini şükür. Biraz önce hocam çok güzel buyurdular. Dede Efendi'den yüzümdür cihanı münevver eden diye bir rast eser dinleyeceğiz. Dünyayı aydınlatan senin yüzündür. Yüzünün güneşi. Oh.
Evet, güzel bir şarkıydı. Doğrusunu isterseniz insanın şarkı formu olmakla birlikte içinde hakikaten ahengi uyandıran, o güneş yüzlüğü görebilmenin, güneşin ışığıyla var olabilmenin heyecanını uyandıran, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Hazreti Peygamber'e tabii bir evet, itaf var burada. Bestekarı da özel olarak seçildi. Hamamizade İsmail Dede Efendi. Çünkü bayram şimdi gençler için pek fazla ifade etmez ama eskiler için bayramın bir hazırlığı var önce. Hemen bayrama girilmiyor. Bayram hazırlığı içerisinde hamamlar çok önemli. İstanbul kültür tarihinde İstanbul hamamcılarının beklediği en önemli günlerden bir tanesi bayram hanefeleri. Bayram hanefeleri. Bayram hamamına gidilecek. Ve onlar için çok önemli bir hareket olacak orada. Hamamizade İsmail Dede Efendi de Çeşme'de başında yine hamamlarından dolayı bu konunun içerisinde. Hamamlar dışında berberler, bilmiyorum hala öyle midir ama bayram tıraşı diye bir tabir var. Evet, evet var. Ha. Bayramdan önce tıraşa gitmek, hamam gibi tekrar çok önemli. Ramazan olduğu zaman bayramı bekleyenlerden bir tanesi de davulcular. Davulcu bahşiş alacak. Önceden belki dolaşacak alacak ama bayram günü her davulcuya kendi mahallesinde sahur programlarını yapıyor. Bayram veya arefe günü yahut Kadir'den bir gün sonra o arada artık bahşiş toplayacak. Bayram günü ikinci bahşiş de verilecek. Yani o Ramazan dışında bayramla beraber hocam verilmiş olacak. Halukcuğum unutma lütfen. Acaba başka İslam ülkelerinde sahurları davul ile yapan bir ülke var mı? Biliyor musunuz? Çünkü ben bu davulun Türk töresine uygun bir şekilde Selçuklu Hakanı tarafından hakimiyet şeyi bir kere davul. Evet. Onun için davulu özellikle Ramazan'da kullanıyorlar. Yani namaz vakti. Çalgı alet teklif edildiğinde hayır deniliyor. Ama davul Türk töresinde bu Ertuğrul Gazi'ye verilen davul 1802 yılına kadar Bursa'da Ulu Cami'nin içerisinde asılı durulmuş. Bir yangında daha sonra yanmış gitmiş. Şimdi koymak lazım aslında. Yani sadece Bekçi Baba'nın birkaç mani okuması için davulu vurması değil, insanları da bir millet olduklarına uyandırmak babından davul. Yani davulculara bakın. Doğru söylüyorsun. Şimdiki davulcular biraz daha işi ilerletmeyi yani baskın davulu çanlılar. Var, hücum davulu var. Tabii. Yani baskın o ritim davulla orduyu ve askeri taktik verir gibi hızlandırıp ağırlaştırıyor. Atlar bir ona göre kişniyor atlar. Evet. Yağlı güreşte kırklarda da öyledir. Yani yağlı güreşlerin hepsinde davulcu o ritme göre uygunluk sağlar. Evet. Davul o bakımdan çok önemli. Bu bizim o kadar milli bir özelliğimiz ki ben Arap ülkelerinde Ramazan'da bulundum, Suriye'de bulundum. Birkaç Ramazan geçirdim orada. Mesela Suriye'de oturup davul yok. Bir bayramda da, bir Ramazan'da da benim bir yabancı misafirim vardı evde. Hareketli küçük bir kasaba. Davul çok önemli orada. Davulcunun ritmi de önemlidir. Makamlı vuruyor mu, vurmuyor mu? Tabii canım. Evet. O gece yarısı davulla. Davulcularla eski davulcular o bakımdan farklı. Tabii adamcağız yani şey. Öyle bir heyecanlanmış ve korkmuş gibi söylemeyi unuttuk. Ramazandır burada davulcu gelecek diye. O davul çalınmasıyla tekrar Kıbrıs Savaşı'nın çıktı falan diye o şey kafasıyla çıkmış. Davulla ilgili bana çok şey gelen, hoş gelen Geçecizade İzzet Molla'nın minneti Keşan vardır. Sürgün oluyor Keşan'da. Hayatı sürgünde geçiyor. Sürgünden şikayet etmiyor. En büyük şikayeti ya bu memleketin diyor davulcuları ritimli vurmuyorlar. Usul bilmiyorlar. Bundan büyük zulüm olmadı bana diyor orada. Yani bir aydının davul ritminden. Ama Kırkpınar'ın davulcuları ritimle buluyor. Tabii işte onu söylüyorum. Hakkını teslim etmek lazım. Kırkpınar davulcuları hakkıyla yapıyorlar o işi. Bu hakkın yapıyorlar. İstanbul davulcularının acaba bir organizasyonu. İmtihan veriyorlar. İmtihan ediyorlar. Yani sahur davulu hangi bizim evin önünden bütün bir Ramazan ben sahura kadar uyanık kaldım. Bayram geldi. Bir defa geçti. Bizim evin önünden. Onda da zaten arabayla geçti değil mi? Şimdi en son şey arabayla geçiyorlar. Bütün arabaların arkasına geçiyor arabanın, kamyonetin. O araba vurdukça davula bütün arabaların alarmları çalıyor. Zaten uyumanız mümkün değil. Herkes uyanır. Çünkü o gürültüyle sokaktaki araba alarmlarının hepsi çalmaya başlıyor. Davulcu dışında tulumbacı var. Tulumbacılar o günü bekliyorlar. Özel olarak mahallenin güven tehlike, yangına karşı Ramazan hazırlığına, bayram hazırlığına girişenler. Evet. Onlar o şeyin içerisinde. Bu grup içerisinde benim meslek olarak değil ama yaş kesimi olarak ayırdıklarım var.
çocuklar bir tarafta, yaşlılar bir tarafta. Esas onların bayramı. Birisi ayağına gidilecek, birisi ayağına gidecek. Birisi ayağına gittiği zaman bahşişini çok alıyor, birisi ayağına gidildiği zaman gönlündeki bahşiş. Ama zaten o mesela o büyükler, o torunlar, yeğenler, akrabalar, işte gelecek misafirler, kimlere ne hediye verilecekse o ta 2-3 ay önceden hazırlanır. Evet. Hazırlanır. İşte çocuklara şeker verilir. Yani leblebi, işte o kaplama şekerler vardır. Leblebi kaplama şekerler. Daha çok böyle cebe konup rahat yenebilecek cinsten şekerler verilir. Ondan sonra büyüklere mendil verilir. Biraz daha böyle talebe falansa mendilin içine şey konur, kağıt konur. Yahut şey bir köşesine düğümlenir, konur. Yani bakarız biz mendil aldığımızda bakardık içinde para var mı? Sade mendil mi? Sade mendil mi yoksa içinde? Gıcırdıyor mu? Geçeden para da var mı? Bazısı da açıkça verir. Yakın akraba işte böyle elini öpersin. O da zaten avucunun içinde tutar. Sen öperken o farkında varmadan, kimse görmeden o şey verilmiştir yani. Öpülen elin içinde para vardır. Sen böyle tutarken o para çık diye senin eline düşer öperken. Böyle çok nazik, çok kibar, zarif adetlerimiz var. Yani bayramlaşmamız bile şeydir. Yani çok zarif usulüne göre. Ve şimdi bir yerde dün bir arkadaşla beraberdik. Kendisi bu dedeleri Kırım göçmeniymiş. Kırım'dan Köstence'ye gelmişler. Köstence'den bu şey baba eski taraflarına gelmişler. Ailecek yani daha doğrusu. Ben şeye bizim çocukluğumuzdaki köydeki bayramı anlattım. Köydeki bayram sabah salayla başlar. Eğer tabii eğer köyde davulcu varsa davul çalar. İşte millet bayram namazını kılar. Bayram namazından sonra şey alınır. Mersin çalısı vardır. Dereli kenarlarında falan. Evet. Küçük küçük onun da tohumları. Hem beyaz cinsi vardır ama hem siyah cinsi vardır. Bizde hömbeles falan derler işte. O çalılar. Musaf burada. Çalı da koltuğu altında. Herkes mezarlığa gider. Evvela mezarlık eğer yazınsa yeşillendirilir. O çalılarla saplanır. Mezarlık süslenir. Arefe gün değil. Bayram sabahı. Bayram. Bayram. Sadece iki bayram için evet. Söylüyorum. Topluca ziyaret, mezarlık ziyareti yapılır ve o evvela yeşillendirilir. Ondan sonra Yasin, Fatiha ne okunacaksa okunur. İşte köyün hocası, büyük yaşlılara, hacı amcalar, dedeler. Mezarlığın köşesinde musalla vardır zaten küçük bir meydan. Orada durur, hoca efendi başta, yanında işte yaşlılar. Yaş sırasına göre böyle bayramlaşan sağa geçer durur. Bayramlaşan sağa geçer musafaha durur. Usul. En son biz o zaman tabii küçük çocuktuk 8-10 yaşlarında. En son çocuklar gelir. Orada bayramlaşılır. Ve küs, kavgalı, gürültülü herkes o sıraya girecek ve birbiriyle kucaklaşıp bayramlaşacak böyle. Toptan hesabı görecekler. Toptan tabii. Evet. Orada köylü bütünüyle yani utanması, çekinmesi yani yok. Yani 7'den 70'e diyeyim daha hatta hepsi orada bayramlaşırlar. Ondan sonra evlere dağılırlar. Bu sefer ev ziyaretleri. Teyzelerin, nenelerin, ablaların eli öpülmek için. Çünkü onlar evde yemek, sofra kurmakla meşguller o zaman. Sofra işte kuşluk vakti kurulur. Saat 8.30-10 gibi. Yani 8.30-9 gibi. İkindiye kadar, güneş batıncaya kadar o sofra açık kalır. Biten yere kazandan takviye yapılır. Açık sofra, açık büfe. Her ziyarete gelen mutlaka o sofraya oturup bir iki lokma bir şey yiyecek. Ben bunu anlattım. Ya hocam dedi, aynen bizde de öyledir dedi. Düşünüyor musun? Yani Kırım'la, bilmem Hatay'la, hatta Denizli'de bir simpozyuma gitmiştik. Orada şeyde Akhisar'dan bir takım şeyler geldi. Orada Türk köyler. Aynen bizim köyler. Biz de dedi Mersin çalısı yaparız. Gideriz mezarlığa dikeriz falan. Şimdi adetler, yani eğer Suriye'de şey varsa, yani halen davul, sahur falan varsa bizden geçmiştir efendim. Yani bizden yani geçmiştir. Bizim oralarda, ben çocukluğumdan hatırlarım, arefe sabahı sala verilir. Saladan sonra sabah namazına giresiye kadar, biraz erken herhalde temcit okunuyor. O sırada bütün çocuklar kapı kapı dolaşır, adak isterlerdi. Sizin söylediğiniz mezarlık ziyareti de bizde hala Ege bölgesinde Uşak, Arefe günü. Arefe günü. Evet. Hala tabii, bir Arefe gün önceden yani. Evet, bir gün önceden yapıyorlar. Evet. Yani bayram önce ölülerimize geldi deriz hatta. Evet, evet. Yani önce onları sevindirelim. Burada da İstanbul'da sonra da böyle. Umumiyetle evet. Arefe günü yapılıyor. Bayram günü de yapılıyor. Ve bizde
toplu ziyaret, toplu yemek, toplu bayram namazı, işte bu toplu yapılan şeyler tabii bizi millet yapar. Millet yapar. Yani burada bir şey hatırladım şimdi bir şey. Bu bizim Kunuri Savaşı'nın kuşatmadan kurtulan askerlerimiz. Kimisi yaralı, kimisi işte yorgun. 2-3 gün ikmal yapılamamış. Yani gıda ikmali de yapılamamış, silah ikmali de yapılamamış. Neyse onlar yarıp çıkıyorlar ama büyük zayiat verdik biz oradan. Geliyorlar cemselerle tabii doğru karargaha. Karargahta da bir tek açık yer Amerikalıların subay gazinosu. Diyorlar ki hemen bunlar aç bu çocuklar, bunlara yemek verelim. Kumanyalar neyse orada. Subay gazinosunu açmak istiyorlar bizimkiler. Amerikalı subaylar diyorlar ki tahribat yaparlar. Bunlar şimdi. Bizimkiler diyorlar ki hayır bizim askerimiz hiçbir şey yapmaz. Siz açın bak göreceksiniz. Neyse zorla razı ediyorlar onları. Orada bizimkiler çıt çıkarmadan o yorgun, bitkin, o haliyle dahi gayet beyefendi gibi yemek yiyorlar. Hiçbir sandalyeye, masaya, bir şeye zarar vermeden çıkıyorlar. Amerikalı subaylar da şaşıp kalıyorlar. Bu ne iştir diyorlar ya. Bizim askerimiz olsa kırarlar, dökerler burayı harabeye çevirirler. O savaş psikolojisi. Bizimkiler demişler ki biz toplu düğün yemekleri yeriz, bayram yemekleri yeriz. Bizim askerimiz bayram namazı kılar. Biz muaşe yani toplum içinde nasıl davranılacağını bilir. Korkmayın bir şey olmaz demişler. Millet olma bilinci. Millet olma bilinci ve ondan sonra onlar da şaşmış kalmışlar. Demişler ki bizim askerimiz düğün yemeklerinde, bayram yemeklerinde toplu yemek yemeyi bilir. Toplum içinde nasıl hareket edeceğini bilir. Bu oradan sonra bu bir Faik Türün Paşa. Şimdi yani evet, paşa oldu tabii sonradan. Faik Türün Paşa anlatmıştı. Allah rahmet eylesin. Ona da Tahsin Yazıcı Paşa'ya da hepsine bütün geçmişlerimize. Allah rahmet eylesin. Tabii bugünkü bayramlarda da olması lazım. Yani biz toplumuz. Biz bir milletiz. Millet olmanın gereği herkesin kucaklanması. Bu arada derdi olanları da kucaklamış olur çünkü bayram. Bu arada acısı olanları da kucaklamış olur. İhtiyacı olanları da kucaklamış olur. Böylece millet olur zaten. Şimdi büyük kalabalıklar halinde yaşıyoruz ama ayrı ayrı tek tek hayatlar yaşıyoruz. Odalarımız bile ayrı artık evlerimizde. Bayram belki de bizi hepimizi bir araya getiren. Mesela bir köylü bir köy meydanında, bir köy odasında, bir kasabada. Şimdi tabii bu toplu yaşayışın her şey zıddına, aksına gidiyor yani. Her şey bizim bu bizi millet yapan törelerin aleyhine çalışıyor. Hatta ona zıt yönde çalışıyor. Şimdi mesela benim kızım var. Diyelim ki oğlum var. Kızımın misafirleri geliyor. Arkadaşları. Oğlum onlara hoş geldin demiyor. Oğlanın arkadaşları geliyor. Bu sefer kız onlara. Yani kendimden misal veriyorum. Ya öyle bir şey yok bizde değil de. Ama öyle evler, öyle aileler vardır ki beyin misafirine hanım hoş geldin demiyor. Yahut herkesin misafiri ayrı. Herkesin teşrifatçısı ayrı. Halbuki eve gelen o hanenin, o evin misafirleri. İster 3 yaşında çocuk olsun, ister yaşlı olsun. Mesela bize misafir geldiği zaman bir sıraya girerdik kardeşlerimle beraber. Gelen amcanın elini öpmek için. Babamın misafiriydi ama. Bizi öpme, öptürürler zaten. Tabii öp bakalım amcanın elini falan. Öp amcanın elini dersin. Kim o adam bilmiyorsun. Ha, babamın asker arkadaşıymış mesela. Yani ama bu şimdi bu tanışmaya vesile oluyor, kaynaşmaya vesile oluyor. Şimdi hastalar ziyaret ediliyor, fakirler gözetiliyor. En önemlisi hocam. Bir mısra hatırlıyorum. Matem ehlinin sururu eğit yasın arttırır diye bir şiir parçası. Yani eğer birisi matemdeyse bayram sevinci o insanın içine sevinç doldurmuyor. Bilakis yasını, matemini arttırıyor. Böyle insanların da hani bir türkü vardı. Bayram gelmiş neyime kan damlar. Geceler yarim oldu. Evet. Onu. Yani acaba repertuarınızda varsa bize. Şimdi o türküyü dinlediğimiz zaman bakın dinleyin türküyü. Bayram hüznünü de. Evet. Ne kadar insanı bir bayramda konu komşusuyla, fakir fukarasıyla, düşkünü üftadesiyle nasıl bir bütün olduğumuzu, bir millet olduğumuzu hemen hemen verebiliyor. Burada bizim bayramlarda özellikle hele hele bu bayram mesela Somali'den ne bileyim çevremizdeki
olup bitenlerden ibret alıp ona göre davranmamız lazım. Çünkü hüzün hakikaten hepimizin yüreğinde bir yerlerde duruyor. İsterseniz türküden sonra devam edelim hocam. Sağlık Ezgi, çok teşekkür ediyoruz. Yaralarım sızlıyor, doktor benim neyime. Aslında sızlayan yüreği, yüreğinde yara var çünkü. Tabii. Yüreğinde yarası olanların şu bayram günlerinde yaralarının sarılması bizim toplum olarak, belki de millet olarak bizi birbirimize tanıtan bir kimlik parçası. Eğer bayram geldiğinde yaralar sarılmıyorsa, eğer garip sevindirilmiyorsa, eğer güzellikler paylaşılmıyorsa, çocuklar şenlendirilmiyorsa, evet, çocuklar bayram gülmüyorsa, gelse de hoş, geçse de hoş, ama geceler yarim oldu dedirtmeyecek şekilde insanların birbirleriyle, hemen konu komşuyla, hemen en yakınımızdakiyle biraz daha iç içe yaşamamız gerekiyor. Hocam, küçük bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra programımız yine devam edecek. Efendim, bayram sohbetine devam edeceğiz. Güzel bir sohbet. Emin Işık hocamız konuğumuz. Biz buradayız. Evet efendim, bayram sohbetine devam ediyoruz. Emin Işık hocamız konuğumuz, Haluk Dursun yanımızda. İsterseniz şöyle devam edelim Haluk'cığım, ne dersin? Bayram çeşitli katmanlarda kutlanıyor. Yani
bir hanede, bir mahallede, bir köyde, bir kasabada, bir yer ve en sonda bir sarayda. Protokoler kısmı da var. Evet. İstersen oralardan biraz bizi bilgilendir. Tabii normal insan ilişkilerinin mekanları olan yerler, aile mekanları dışında resmi yerler var. Bu resmi yerlerin başında da saray geliyor, devlet geliyor. Devletin bayramı da klasik Osmanlı döneminde en ince ayrıntısına kadar belirlenmiş. Kanunnameler bayramı nasıl kutlanacağını, kimin o törenin neresinde ne şekilde yer alacağını çok açık olarak belirtmiş ve asla buna halel getirilmiyor, asla bunun dışına çıkılmıyor. Bir kere en büyük fark, klasik dönem Osmanlı, yani Topkapı Sarayı dönemi açısından başlayarak gidersek, bayramlaşma bayram namazından sonra olmuyor. Bayram namazından önce oluyor. Yani o çok büyük fark. Ayasofya ile ilgili olarak bağlarsak, Ayasofya'yı sizi getirmezsen olmaz. Evet, çünkü Ayasofya eğer gelmezse bayramlaşmaya gelemiyor. Evet. Eğer sarayda bayramlaşmaya kimlerin geleceği önceden belirtilmiş ve davet edilmiş, onlara siz sabah namazını Ayasofya'da cemaatle kılacaksınız diye bildiriliyor. Onların hepsi vezirler, koçkoca vezirler sabah namazında Ayasofya'da oluyorlar. Cemaatle sabah namazı kılınıyor. Sonra Bab-ı Hümayun önüne, sarayın önüne çıkılıyor. Toplu olarak çıkılıyor. Defter bakılıyor. Cemaatte gelenler gelmiş. Liste hazırlanıyor. Teşrifati Efendi, Teşrifat Nazırı tarafından. Sonra Topkapı Sarayı'nın kapısı açılıp Alay Meydanı denilen bir yer var. Alay Meydanı denilen yerde birçok tablosu da vardı. O Kapıdağlı Konstantin'in tablosu. Evet. Çünselim döneminde meşhur tablolar. Herkes sıralanmıştır. Evet, Fossati de onu yapmıştır. Topkapı Sarayı'nın önüne doğru gelerek, önden içeri girip Alay Meydanı'nda padişahın tahtının, taht o gün bayram tahtı, özel olarak dışarı çıkartılıyor. Orada padişah oturuyor. Padişah yalnız Ayasofya'ya bayram namazına gelmiyor. Has odada bayram namazını kılıyor. Saray ahalisiyle beraber içeride ilk bayramlaşmayı orada yapıyorlar. Has odada yapıyorlar. Sonra taht çıkarıyor. Aile içi bir bayramlaşma yani bir nevi. Aile içi ve işte Darüşşade ağaları gibi yakın, mahrem olanlar. Evet, evet. Yakınında bulunanların bayramlaşması. Sonra taht kurulduktan sonra yine protokol Osmanlı Devleti'nde çok önemli. Defter içerisinde kimin hangi sırayla geleceği padişahla bayramlaşmaya belli. Daha da önemlisi kim el öpecek, kim etek öpecek, kim eşik öpecek, kim uzaktan temenni edecek. Yani hiyerarşik protokola göre dört çeşit selamlama şekli. Selamlama şekli var. Duruşunuz, mesafeniz önceden belli. Peki padişah tahtı yine geçti. Gelenleri tanımıyor. Bir kısmında padişah el öptürmek için ayağa kalkması lazım. Onu nasıl ayarlayacak? İşte o Teşrifati Efendi padişahın ayağa kalkma yahut oturma pozisyonunu, durumunu çok güzel bir şeyle, bir kalıpla ifade ediyor. Eğer padişah ayağa kalkması gerekiyorsa hareketi hümayunla bin yaşa padişahım diyor. Ha. Hareketi hümayun demek yani padişah hareket et. Hümayun tabii padişaha ait bir tabir. Ayağa kalkıyor. Birkaç kişi geldi ayakta bekliyor. Nasıl oturacak? İstirahati Hümayun'la bin yaşa padişahım. İstirahati Hümayun. Bak otur demeyecek şimdi padişah. Şimdi siz biraz İstirahatı. Sonra Müzikay Hümayun'la mı diyeceksiniz? Hümayun diye. Müzikay Hümayun'la mı diyeceksiniz? Evet gelecek sana şimdi. Evet. Orada padişah oturuyor. Onun dışında oturan kimse yok. Ve sıralamaya göre hocalarına Şeyh Hüsnam'a kendisi daha henüz veliaht olmadan önce şehzadeyken onun özel hocalarına bir hürmet var. Onun dışındakiler Selim'in ifade etmeye çalıştığım gibi sıralamaya göre geliyorlar ve büyük bir törenle, uzun bir törenle klasik dönem dediğimiz Tanzimat öncesi döneminde saray, Topkapı Sarayı bu bayramlaşmayı yaşamış oluyor. Arefe gününden alırsak Arefe divanı var. Özel bir divan. Kandiller tabii önceden yakılıyor ve tersaneden, senin tersaneden donanmadan mutlaka top atılıyor. İkinci gün iş biraz daha değişiyor klasik dönemde. Gülhane Parkı'nın içinde bulunan Alay Köşkü'ne padişah geliyor. Orada halkın alayları, evet, seyir, resmi törenler yapılıyor. Ve cirit mutlaka var. O da eski bir Türk adeti. Cirit oyun oynanıyor. Evet. Mutlaka bayramlarda Topkapı Sarayı'ndan bahsediyorum. Yani Bozkır kültüründen değil. Topkapı Sarayı'nda da yine cirit
Peki mutlaka, nerede oynuyor? Sultanahmet Meydanı'nda mı? Gülhane tarafında. Gülhane aşağıda. Tabii. Evet. Yani Gülhane Meydanı bugünkü sadece parkın olduğu yer değil. Tabii tabii. Marmara'ya doğru dönen 700 dönümlük. Sepetçi Kasrı'na kadar gidiyor. 700 yani. Sinan Paşa Köşkü'ne kadar 700 evet. dönümlük bir yerdir. 700 dönümlük. Tabii 700 dönümlük. Sirkeci'ye kadar neredeyse. Evet, evet. Sarayburnu dediğimiz evet. bütün burnu ihtiva eder. İstasyon dahil denize kadar gidiyor. Evet. İç, orası Sur-u Hümayun diye ayrı bir surla çevrilmiştir zaten. Bu klasik dönem için... Dolmabahçe'de zaten bir evet. muayede salonu yapıyorlar özel. Evet. Bayramlaşma salonu. Dolmabahçe'nin en görkemli salonudur o. Evet. Peki konaklarda falan nasıl olurdu hocam? Konaklarda da öyle şimdi. Konaklarda da mesela paşa konağı var yahut oranın zengin konakları var. İşte o oranın eşrafı kimse işte başta hoca efendiler, müezzin efendiler, emekli muallim yahut da müderris efendiler de tekke şeyhleri. Hı hı. Ve oranın işte yakın komşular konağa gidiyorlar. İşte konakta ziyafet çekiliyor. Tabii bayram sofrası zaten açıktır şeyde. Ondan sonra gelen gelsin. İşte orada sofunun bir tanesi bu şey var ya yevmişek dediğimiz acaba Ramazan bayram şüphe hala devam ediyor mu? Şüphe gün, hilal göründü şüpheli mü? Şüpheli gün evet. İlk gün ve son gün. Son gün bayram oldu mu olmadı mı? Tabii. Birinci günde Ramazan girdi mi girmedi mi? İşte, birinci günden şairler çok şikayet ediyor işte hocam. Durup dururken niye geldin? Şimdi öyle bir sofunun birisi demiş. Ya demiş sormuşlar da nasıl geçti Ramazan-ı Şerif? Memnun gitti mi falan deyince. Ya demiş çok iyi ama demiş bir şey işte o yemişekte demiş. Galiba bir günü kaçırdık demiş falan. Orada da baba erenler dayanamamış. Demiş merak etmeyin efendi demiş. Biz o kaçırdığınız o bir günü yakaladık. Biz tuttuk. Yani üzülmenize hacet yok. Biz o sizin kaçırdığınız o günü demiş biz yakaladık. Bu haber tabii kadı tarafından ne zaman tabii, tabii. Ramazan başlıyor tabii, ne tabii, zaman tabii. bayram. İstanbul kadısı tabii, bunu tabii. belirtiyor ve onu bildirince de özel bir şeyi var, tahsisatı var. Ona kadı bahşişi deniyor. İstersen bir müzik arası verelim mi? Evet. Bizim için değişmeyen bir şairimiz var Mehmet Akif Ersoy. O mahlu muharrem oldu meseret haramdır o şeyine aylar geçti ki ya Muhammed, ya Muhammed. Bize aylar hep muharrem oldu diyor. Şimdi ondan Hazreti Peygamber'e yine yazmış olduğu ezelden aşinanım ezelden hemzebanımsın Şerif işte çok güzel bestelemiş. Hüseyin'i makam da bize ait bir makamdır. Evet, çok evet. güzel bir makamdır. Ali Ulvi Kurucu rahmetli bunu çok severdi ve o makamı da çok güzel söylerdi. Ne olsa yani canımsın. Evet. evet, evet. Ezelden aşinanım ben
Ağzınıza sağlık. Geleği canan, geleği kalmasın ferdaya didarın. Ne büyük bir aşktır. Müminler cennette didarı görmeyi umut ediyorlar. Öte dünyayı bile beklemiyor. Daha burada göreyim istiyor. Yani bu aşk ile Mehmet Akif hakikaten. Yani bazen şairler, hocam, yüreklerinin telleri titrediği zaman bambaşka bir kimliğe birini veriyorlar. Her söyledikleri aynı olmasa bile bazı söyledikleri işte onlar özel olarak Allah'ın hediyesi gibi. Bunu dinleyeceksin şimdi. Ona göre. Bu bestede o kadar güzel uyumuş ki yani. Değil mi? Kandı mükerrer. Kandım bir ömürdür döktüğün yaşlarla yetmez mi? Yetmez. Kendi gözyaşlarıyla kendi yıkama. Bak, yıkandım bir ömürdür döktüğün yaşlarla. Yetmez. Bir de şeyi var. Nedir manası mihrab olmak? Mabud olmadıktan sonra mihrabın diyor. Yani görerek Allah'ı görür gibi ibadet ediniz hadisi şerifine atıfta bulunuyor yani. Nedir manası mabud olmadıktan sonra mihrab? Yani sen Allah'ı görür gibi ibadet etmedikten sonra o taş önündeki mermer falan. Zaten surede de odur yani. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ diyor. Şimdi gidip orada biz mücahacılar Kabe'nin taşına, örtüsüne sürünüyor, yüzünü sürüyor. Güzel. Ama Kur'an da diyor ki bunun Rabbine ibadet edeceksiniz diyor. Yani taşa tapmıyoruz biz. Örtüye de tapmıyoruz. Ama o aşk ile örtüye sarılıyorsa yani Allah. Yalnız bir hacda bir şey oldu. Onu size söyleyeyim. Bir kurban bayramı işte. İkinci günü müydü yahut da? Zor yürüyen, ayakta zor duran, 30 kilogram ya var ya yok, yaşlı bir Yemenli. Kıyafetinden ve simasından Yemenli oldu ben. Bir deri bir kemik. Biz gittik, ikindi namazını kıldık, o çarşıya gidiyoruz, alışverişe. Zaten namazlar kısa kılınıyor, alışverişler uzun sürüyor. Şimdi orada. Adam 50 metrelik bir mesafeden Kabe'ye doğru geliyor. O Merve kapısına doğru. O kapıdan çıktık zaten biz. Oradan gidiyoruz. İçimden geçti, Allah biliyor. Dedim ya şu yaşlı, ihtiyar ve sakat ve fakir ve zayıf bu cılız adam. Dedim ya hac sana farz değil. Bir şey değil. Ne diye kalkıp gelirsin buralarda ayağa dolaşırsın gibi de böyle küçümser ve sitem dolu bir şeyle dedim Allah'ım ya Rabbi falan. Gittik biz bir saat alışveriş yaptık. Tam akşam ezanı okunacağı sırada dedik haydi namazı kaçırmayalım. O zaman şeyle giriliyordu. Poşetle paketle falan. Dediğim çok oldu. 75 veya 76 senelerde çok az. 30 seneden fazla olmuş. Şimdi azizim o adam biz o bir saat içerisinde 50 metrelik yolu gelmiş. Meydanın öbür bacında çarşının ucunda gördük. Tam kapıya girip baktım yine aynı adam önümde. Akşam ezanı okundu tam kapıdan girerken. Allahu Ekber deyince ya Rabbel Beyt deyip o Kabe'nin eşiğine eğildi ve öptü o taşları. O yaşlarda. O ezan Allahu Ekber deyince akşam ezanı o da kendini böyle secdeye attı. Ya Rabbel Beyt dedi. Ben de kendi kendime dedim. Gördün mü Allah'ın böyle kulları var. Senin hacca gelmesini bile lüzumsuz gördüm. Adamın aşkına bak dedim. Ve bir daha tövbe istiğfar ettim. Kimseye şey etmem. Gelen gelsin arkadaş karışmıyorum dedim falan. Ve bana bir ders oldu. Ben kendimden utandım. Yani o önceki düşüncemden o adamı görünce ya bu aşk bu şey.
Adam kalkmış mı? Belki de yaya gelmiştir, belli değil yani. Enteresan bir şey. Ya Rabbel Beyt deyip aşk ile böyle kendini yani secdeye bırakıvermesi, böyle attı öyle kuca atlar gibi, böyle suya atlar gibi kapandı secdeye. Dedim Hacı Mehmet Akif'in de Sudanlı bir birisinin gelip Kabe'de Harem-i Şerif'te Hazreti Peygamber'in kabri şerifine sarılmasını anlattığı çok hazin bir şiir vardır. Tabi aslında şiir de okumalıyız. Süleyman'ın yani sabahı olmadan olmaz. Biz gene bayramları birazcık konuşmaya devam edelim. Bir müzik daha dinleyelim isterseniz. Yani bayram zaten müziksiz, davulsuz, müziksiz falan bayram oldu mu? Şimdi Topkapı Sarayı'na demin geldik. Topkapı Sarayı'nda Abdülmecid'i hemen atladık. Ama Topkapı Sarayı'nda bir bestekar var ki onu geçmek mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Sultan 3. Selim'den bir şarkı. Ey Gonca'yı nazik tenim. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
Evet efendim, Emin Işık hocamız bayram konuğumuz, bayramları konuşuyoruz. Haluk Dursun dostumuz yanımızda, güzel şarkılar ve güzel şeylerden bahsediyoruz. Tabii o güzel şeylerden bir tanesi de bayramı daha da tatlandıran damak lezzeti. Evet. Yani bayramda özel tatlılar. Bayram tatlılar. Bayram tatlılar. Tabii bu konu senin konu. Estağfurullah, estağfurullah. Yine burada saray ve halk ayrımı yaparsak, tabii saray bu konuda çok avantajlı. Sarayın tatlı yapan özel aşçıları var. Yani helvahanesi var. Aşçılar arasında bile şerbethanesi ayrı, helvahanesi ayrı, kuşhanesi ayrı olmak üzere bir sistem olursa onun tatlısı da çok farklı oluyor. Helvalar yapılıyor. Burası çok şey, bana göre tesir eden bir şey. Mahpushanelere, cezaevlerine gönderiliyor. Yani hastane ve hapishanede bayram var. Kışlada da bayram var. Her yerin bayram idraki ayrı. Hapishanelere helva gönderiliyor. Hatta bazen biliyorsunuz hafta çıkarılır bayram dolayısıyla. Tabii. Bir şeyde özel hafta olur. Helva önemli orada. Şuradan bir parantez açalım lütfen unutma. Bayram olmadığı zamanlarda bir idam mahkumu ne zaman asılacağını bildirmek için ona falanca gün asılacaksın demezlermiş. Hangi akşam helva gönderdilerse o bilirmiş ki ertesi sabah asılacak. Yani dünyadan ağız tadıyla, dünyadan en son nimet tatlı bir şeyle. Helvanın böyle bir de hazin tarafı var, evet. Tabii helva çok geleneksel bir tatlımız. Ama İstanbul'da saray mutfağına girip biraz daha saray mutfağı kendisini geliştirdikten sonra baklava. Baklavanın da neli olduğu çok önemli. Baklavanın nelisini seversin dediğin zaman aslında biraz karakteri ve bölgesini de ortaya koymuş oluyorsun. İstanbul saray mutfağındaki baklava cevizli baklava. Cevizli baklava. Evet, cevizli baklava. Çünkü cevizin yetiştiği bölge olması dolayısıyla. Evet. Kozyatağı'ndan Cevizli'ye kadar her tarafta bir ceviz. Beykoz'dan. Beykoz'dan cevizi bol. Başlamak üzere cevizi bol. Baklava yapılıyor. Tepsilerle baklava hediye olarak gönderiliyor. Mahalle fırınlarına baklavalar yine tepsiyle gönderilerek orada özel olarak hanımların, ailelerin baklavaları yapılıyor. Tekkelerde ve konaklarda baklava tabii yine çok önemli olarak hazırlanıyor, yapılıyor. Ama baklavanın tadından önce özel bayrama has belli bölgelerde tuzlu diyebileceğimiz ama sadece bayramda yapılan, bayrama o güne ayrılmış, ona münhasır olan mesela lokum denilen Batı Anadolu'da bir takım adı lokum ama içi peynirli ve maydanozlu olan ikramlar var. Evet. Yani taamı, bayramın taamı tamamıyla bölgesel olmak üzere fakat o güne has yapılan özel tatlılarla ve yemeklerle renklendiriliyor. Sultan II. Mahmut döneminde Üsküdar'da bir bayram günü bir tepsi baklavanın gittiği bir adam var. Tıkandı Baba. Hikayeyi bilir misiniz bilmiyorum. Yeri gelmişken ben izleyicilerimize arz edeyim. Adamın birisi çekicinin üzerine hiçbir şey koymamış. Aferin, örsünün üzerine hiçbir şey koymadan bir ayakkabıcı. Çekici vuruyor. Tıkandı da tıkandı. Tıkandı da tıkandı. Ritim tutuyor. Görüyorlar. Bunu Sultan Mahmut'un haberi oluyor. Diyor ki neden tıkandı da tıkandı diyor adam. Adamın bahtı o kadar kötüye gidiyormuş ki pazara bir meta almaya gitse ona sıra gelince o tükeniyor. Çeşmeye su içmek için avucunu uzatsa tam orada su kesiliyor falan. Fakir fukara, kimsesiz, perişan. Bayramın birinci günü bir tepsi baklava gönderiyor Sultan Mahmut. Biraz ihya olsun hani tıkandı madem çok fakirliğini giderelim diye. Bir tepsi baklavayı alınca ben diyor bunu şimdi yiyemem. Yani bir tepsi baklava bana çok gelir. Bunu pazara götüreyim satayım 3-5 bir şey alayım diyen. Pazara götürüp baklavayı satıyor. Fakat saraydan geldiğini bilmediği için her bir baklava diliminin içerisinde bir altın. Satın alan kişi ihya oluyor. Akşama da asesleriyle kontrol ettiriyor ne oldu tıkandı babaya diye. Ertesi gün gidiyorlar tıkandı baba hakikaten... baklavayı almamış. Hakikaten tıkanmış bu adamın bahtı diyor Sultan Mahmut. Ertesi gün bir tepsi baklava daha gönderiyor. Tabii o uyanık bir gün önce baklavayı alan kapıyı gözlüyor ki bir daha gelecek nasıl olsa. Onu da sat bana diyor. Üç
üçüncü gün bir hindi dolması gönderiyor, içine altın dolduruyor. Üçüncü gün hindi dolmasını da satınca Sultan Mahmut öfkeleniyor. Çağırın şu adamı saraya diyor. Saraya geliyorlar. Adam tir tir titriyor, perişan olmuş. Hikayesini anlatınca cezalandırmaya çağırıyor ama benim bir sürü altınlar vesaire gitti diye. Cezalandırmaya çağırdığı adama merhamet gösteriyor. Hadi diyor, sana son bir şans vereyim. Şu sandıktan getirin. Şu sobanın altındaki küreyi de al. Buradan daldır içine. Ne kadar alabilirsen senin olacak diyor. Adam o heyecanla küreyi daldırıyor. Fakat küreğin sapıyla şeyi arasında bir laçkalık var herhalde. Ters dönüyor altınların içerisinde. Geri çıkardığında üstünde bir tanecik altın kalıyor. Vermeyince mabut, ne yapsın Sultan Mahmut. Tarihe geçen bu sözü orada söylüyor. Ve adam o bir altınla geri gönderiyorlar. Bayram baklavalarının böyle bir de hatırası var dilimize. Biz de ben Nüvide ablaya gittik. Ali Fuat Başkili, evet, hanımın efendisi. Yani her bayram giderdik aşağı yukarı aile ziyaretine. Yani o da son zamanlarda oldukça garip bir hayat yaşıyordu. Yani annesi de vefat etti tek başına. Gittik. Bize bu kuş lokumu dediğimiz küçük lokum var ya. Evet. Küçük lokum. Ondan getirdi ama fıstıklı cinsinden. Onu ikram etti. Dedi çikolata var ama dedi. Çikolata dedi bizde dedi adet değil dedi. Bizde de kadim eskiden beri dedi bayramlarda lokum ikram ederiz dedi. Adeti bozmamak için dedi. Çikolata getirmiyorum dedi. İllaki lokum dedi. Bizim bayramımızda dedi Türk lokum ikram edilir dedi. O geleneği yaşatıyordu. Başka nereye gittiksek hep çikolata tutuluyor. Ama çikolata zaten bize çok yeni gelen bir şeydir. Yani aşağı yukarı 100 senelik vazisi ya vardır ya yoktur yani. Şimdi tabii siz gene tarihlisiniz. Hiç olmazsa gittiğiniz yerde çikolata verecek bir insan buluyorsunuz. Şimdi bazı yerlerde gittiğiniz yerlerde kimseyi bulamıyorsunuz. Ya bekleyenler de kimseyi geldiğini göremiyorlar. Başka yere tatile gidilmiş. Eskiden bunun önüne geçmek için şehir emaneti bazen emir yayınlarmış. Falanca mahalle şu gün bayramın birinci günü evde duracak. Filanca mahalle ikinci günü evde duracak. Yani gidince kapı doğru olmasın diye. Evet, bir müzikle programı hemen hemen yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir müzikle sonlandıralım. Sonra da bir şiir okuyalım. Tamam. Bu şarkılar zincirinde yine aşkın, muhabbetin, imanın, bağlılığın olduğu bir şey seçtik. Bu kez seçtik. Efendim, Lemi Atlı'dan bir Nişabirek şarkı. Varsın gönül aşkın da harap olsun efendim. Canımı
Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz teşrifinizden dolayı. Efendim, İncir Çekirdeği bayrama özel bugün burada bu güzel şarkıyla sona eriyor. Bayramınız mübarek olsun. Bayramın bütün güzellikleri, bütün kutsiyeti ve ulviyeti üzerinize olsun. Biz İncir Çekirdeği ekibi olarak değerli dostum Haluk Dursun, bendeniz İskender Pala, Özgü Köker ve Halil Karaduman ve kameralarıyla stüdyoda bulunan bütün ekibimiz, arkadaşlarımız, hepinizin bayramını tebrik ediyoruz. Bugün konuğumuz Emin Işık hocamızdı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de tekrar tebrik ediyoruz. Efendim, hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bayram deyince Süleymaniye'de de bayram var. Süleymaniye'de bayram sabahı deyip onunla inşallah programımızı bitirmiş olacağız. Hayırlı bayramlar. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi senelerden beri rüyada görüp özlediğim cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imani bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı tekbir oluyor, tek bir ses. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var belli, derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Bayezid'den, Van'dan aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher. Kadın, erkek ve çocuk, gönlü dolanlar yer yer dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını, çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı, doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.